kırınarım. Kadehler şad dostum olur. Meyhane barınarım. Kadehler dostum olur. Bravo ya Gülçin. Şu üç günlük ya da çaldım. İlkokul, ortaokul zamanlarında çok da severim aslında usulü. Fakat okulda, konservatuvarda, musiki cemiyeti, cemiyette usul dersleri tabii ki mecburen alıyorsunuz. Eğitim. O eğitimi alıyorsunuz mecburen. Eğitim şart. Şimdi biraz önce biz dönüyoruz, dolaşıyoruz, görüyorsun sen de müziğe geliyoruz. Zaten başka yolumuz yok. Yok. En güzel yol o yol zaten. Şimdi zaman zaman derdimizi anlatamıyoruz ya insan evladına. Medya da bizden yana olmayınca, biz onları taraflı seviyoruz. Olunca da taraflı, evet. Yandaş olunca. Benim bir derdim yok. Ben hepsini seviyorum. Mutlaka, ama kimsenin de derdi yok. Lakin onlar daha şey, şanslı olanların yanında. Şans mıdır, buna yandaşlık da mıdır, yardakçık mıdır? Bu nedir yani, bir rant mıdır? Buna kafam basmadı. Zaman zaman isyan ediyorum. Ondan sonra senin isyan ettiğin gibi yazıyorum bunu. Facebook. Babam mezarından çıksa Facebook. Rahmetli babam, tanırsın sen. Dünyadan müziği kaldırın demişim. Gerideki her şey önemini yitirir. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Bir daha söyleyeyim. Çok doğru. Dünyadan müziği kaldırın. Evet. Müzik işte deminden beri yapıyoruz Yakup'umla. Gerideki her şey önemini yitirir mi babacığım? Doğru. Yitirir. Çok doğru. Yitirir. Hayatın anlamı kalmaz. Kalmaz. Ne resim? Ressamlar çok kıskanır müzisyenleri. Ne heykel, ne dans. Abi dansı dans, düşünebiliyor musun? Müziksiz müziği dans çekmişin. Dans böyle bir şey oluyor. Kendi kendine. Ama müzik yok. Bak şunu yapamazsın. Hani rahmetli Adnan Şenses, evet, bunu müziksiz yapamazdı yani. Müziğin olmadığı yerde kapının gıcırtısıyla oynuyor insanlar. O da bir müzik. Köyde biliyorsun. Oynuyorlardı. Evet. Benim hanımın köyü Kurucaşile'de, evet, kapı gıcırtısıyla 25 sene önce ne yol var, ne elektrik var, kapı gıcırtısıyla düğün yapıyorlarmış. Evet. Yengenle konuş, anlatsın, evet, sana. Kastamonu, Kurucaşile, Kirazdere mezrası. Mezra. 20 tane ev var. Güğümlerin arkasına vurarak, tencerelerin arkasına vurarak, tabii, müzik yapıp. Demek Adem ki müziksiz, abi kapı gıcırtısından bahsediyor. Köyün demek, ozanı. Demek ki müziksiz olmuyor. Adem Bora. Köyün ormanından kemane yapan, çalan adam bu. Evet. Bak şimdi canım, ne demişim güzel kardeşim. Ne dans, ne sinema, ne tiyatro, ne yaşam, ne de dini ibadetler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezana geldim, ezana. Sabahaya bağladın bak. Ezan, müziği çek kardeşim, geçmiş olsun.
Ezan ne yapacak? Şimdi bana çok kişi kızacak. Oradan bağıracak mı? Ne yapacak? Musiki olmadan. Ne yapacak yani? Ben sana söylüyorum şimdi. Yani ezanın biliyorsun 5 vaktin 5 ayrı makamı var. Tabii. Sabah, Ras, Uşak, Segah, Hicaz. Bunları öğretti bize Amir Ateş hocamız. Evet. Anlata anlata anlata. Düşünsene Çek müziği. Hani şeytanların neresinde? Ben nerede? Özel gelecek rahmetli aldık onda. Şemsi Yastıman hocamız söylerdi. Aşık Veysel. Aşık Veysel. Ne güzel söylemiş. Şeytan bunun neresinde? Göster bana. Bıçak gibi. Ekmek de keser kardeşim. Müzik adamı da öldürür. Bıçak gibi. Evet. Bıçağa benzetirim ben müziği. Onun için bazı şeyler hayra hizmet eder. Rahmanidir. Bazı şeyler de şerredir. Şerre hizmet eder. Evet. Ben onu söylüyorum. Müziğin iyisi kötüsü olur kardeşim. Osu busu arabeski bilmem nesi olmaz. Her şeyin iyisi kötüsü var. Diyorum ki kardeşlerime ya bu heavy metal, bu şeytanlara tapanlardan ne istiyorsunuz Allah'a tapmak varken? Bu şeytana tapmak ne ya? Devil, satan, maten diyorlar. Bu ne diyorum kardeşim? Rock müziği ben de seviyorum. Ya, aslan gibi de çalarım dibine kadar yani. En baba rockçıyla da çalarım. Ben Asımcan Gündüz dostumla da çaldım. Tabii onun gibi rocker değilim ben ama çalarım ben. Gitarın içinde hayatım, ömrüm bitmiş benim. Biliyorum bütün triplerini, ekollerini, tarzlarını biliyorum Yakup'cum. Evet. Sen nasıl hem Hacı Arif Bey'den okursun, Dede aynen. Efendi'den okursun aynen. Ama Meyhane Barınağım, Hüdayi Aksu'dan okurum. Adnan Şenses de okurum. Evet. Yıldırım işte Gürses de okurum. Tabii. Karıştırmamak lazım bunları. Tabii. Yani soğukla sıcağı karıştırıyoruz biz millet olarak. Millet olarak karıştırıyoruz. Herkes futbol futbol diyor. Yabancılarla oynadığımız zaman görüyoruz futbolun halini işte. Nerede olduğumuzu. Ha nerede kardeşim? Futbol nerede? Türkiye'de futbolu bitirdiler. Müziği de bitirdiler. Şimdi bir şey söyleyeceğim burada. Saplama yapacağım. Çok özür dilerim. Rica ederim. Bunun hep kavgasını veriyorum. Ben hiçbir zaman iddiam olmadı. Hiçbir zaman hiçbir dostuma, arkadaşıma kimse bunu söyleyemez ki. Sen müzik için şöyle iddialı konuştun diye. Evet. Lakin yan yana geldiğimiz zaman bir sahne olayında karşılaştığımız zaman ben buna mı saygı duymuşum 40 senedir 30 senedir dediğim insanlar var. Evet. Ve bu insanlar otorite gibi evet. Sanki çok şey yapıyormuş gibi. Demokrasinin kılıcı gibi. Evet. Elinden bir şey çıkıyormuş gibi efendim ahkamlar kesiyorlar. Ahkam kestikleri gibi Yakup'cum suyun başında onlar. Evet. Mafyasını oluşturmuşlar. Ben 50 tane albüm yapmışım. Telif hakkından küçücük para veriyorlar beni. Efendim özür dilerim. Susturuyorlar şey beni. Yaptığım için yani çok yaram var çünkü. Mutlaka. Piramidin üstündekiler parayı götürüyor. Benim emekçi hakkımı, benim parmaklarımın, gönlümün hakkını siz nasıl çalarsınız ya? Evet. Bilmem kimmiş efendim. Halk, o sizi seven halk beni de seviyor, Yakup Karameşe'yi de seviyor. O seni, o en Ercan tepedeki, Turgut'u da seviyor. Halkın sevdiği dediği o tepedeki insanlar aslında halk onların gerçek yüzlerini bilmiyor. Bilmiyorlar ama biz biliyoruz ve ifşa etmiyoruz. Ezeni ezileni bilmiyorlar. Bize teşekkür etmesi lazım hepsinin. O kadar. Biz biliyoruz, içinden geliyoruz. Evet. Bize düşmanlık yapmayın. Ya biz sizi seviyoruz. Biz zembille gökten inmedik. Biz ağaç kolundan çıkmadık bu mesleğe. Tam da bu sokaktan, konuyu şimdi konuşacağız. Otobüsten inip de müzisyen olmadık şurada. Tam da bu konuyu konuşacağız. Müzisyenler Derneği'ni. Evet. Biraz sonra. Onu konuşalım. Bak,